Olmuş azot. Olmuş azota mı geçtik hacı? Evet. Olmuş azot. Nerede azot? Burada. Bu gübreyi bir arkadaş çilek için kullanmış. Yani toprak çilek ekmiş bayırda, sulaması zor olan bir yerde. Hemen meyvenin kalitesinin, lezzetinin arttığını tespit etmiş. Bugün aramış bizi, dua ediyor. Teşekkür ediyor. Ya bu kadar mükemmel olabileceğine ihtimal vermiyorum diyor. Evet, ihtimal vermelisiniz. Şimdi her türlü zepse meyvede, meyve değil, her türlü zepsede, yani bir yıllık daha doğrusu. Bir yıllık bitkiler nelerdir? Zepse, bakliya, tahılda. Bunlar hızlı büyümesi için neye ihtiyacı var? Bir karbona, iki azota ihtiyacı var. Bunun içerisinde de ne var? Kahumat, organik madde yani. Humik asit, fulvik asit var. Magnezyum nitrat, magnezyum nitrat. Ormuz teknolojisiyle biz bunu neye dönüştürdük? Magnezyum oksit, magnezyum ve azota dönüştürdük. Mükemmel. Çinko sülfat, çinko sülfatı neye dönüştürdük? Çinko ve sülfür kükürte dönüştürdük. Kükürt doğal antibiyotik bitkiler için. Bor, boraks, boraksı bora dönüştürdük. Demir oksiti demir ve demire dönüştürdük. Ormuz teknolojisiyle bütün elementler monoatomik elemente dönüşmüş haldedir burada. Şimdi bizim üretmiş olduğumuz Ormuz Gold, Ormuz Manna, bunlar beyin için, insan için. Ormuz Azot, Ormuz Alkali ve Ormuz Karbonsa toprak için. Üç çeşit toprak için ürün ürettik. Bunlar ayrı ayrı özelliklere sahip. Zebze için, bir yıllık bitkiler için Ormuz Azot, meyveler için Ormuz Alkali ve toprak sürekli, özellikle seralarda aşırı ilaç kullanmaktan topraktaki faydalı bakteriler yok oluyor, faydalı mantarlar yok oluyor. Toprak adeta ölüyor. Kirli, kumlu ve kalitesiz toprak, ölü toprak. Burada kolay kolay zebze veya başka bir şey yetişmiyor. Ne yaptık biz bunu? Geliştirdik. Pencerenin önünde şey vardı hacı. Sen bir zahmet getirir misin? Çim, çim. Çim adam var ya, küçük küçük şeyler ektik, saksılar ektik. Nasıl bir gelişme oldu? Hayret edersiniz. Biz de şaşırdık. 2-3 hafta içerisinde bu Ormuz tarım, Ormuz ayrı ayrı formüller uyguladık buraya. Efendim, sadece su verdik birine. Birine sadece Ormuz Alkali, diğerine Ormuz Karbon, öbürüne Ormuz Azot verdik. Bir tanesinde kimyasal gübre verdik. Kimyasal gübre filizlenmedi bile, kuruttu. Geçen sene İzmir Menderes'te bunu denemiştik. Ormuz tarım vermiştik zeytin ağacına. 15, bahçesinde 30 tane ağacı var. 15'ine ormuz tarım verdik, 15'ine kimyasal gübre verdik. Kimyasal gübreyle olan zeytin ağaçları hemen hemen hiç verim vermemişlerdi. Meyveleri kurumuş, yaprakları böyle bozulmuş, küllenme denilmiş, mantar hastalığı ortaya çıkmıştı. Adam kimyasal gübre kullandığı zeytinlerden sadece 40 litre zeytin elde etmiş. Aynı sayıdaki zeytin ağacından, işte bizim ürünleri kullandığı ağaçtan ise, 15 ağaçtan ise 300 litre zeytinyağı elde etmişti ve meyvelerin, yani zeytinlerin ağaçlarının fotoğrafını internete koymuş. İnternete bunu gören çiftçiler erik büyüklüğünde zeytinler nedeniyle şaşırmışlar. Evet. Geliyor. Şöyle şöyle küçük çim. Evet. Bu kadar mı? Hepsi bu mu? Ha tamam, okey. O çıkmadan getirme zaten. O. Bu Ormuz Karbon. Verimsiz, kalitesiz toprağı ne yapıyor? Canlandırıyor kısa sürede. Evet. Ormuz
Aha gitti Ormus bir. Ormus azot ve Ormus karbon. Ormus karbon, Ormus azot ve evet. Hemen yeşerdi. Diğerlerini getirse diye neyse. Öbürleri sadece su olanda hemen hemen birkaç şöyle küçük küçük dal çıktı. Başka bir şey çıkmadı. Getir istesin. Sulu olanı var, bir de kimyasal olanı var. Evet, çok enteresan oldu. Evet, Ormus azot, Ormus karbon. 2-3 hafta içerisinde bu çim adam diyorlar, buğday çim diyorlar. Ondan koyduk içerisine nasıl olacak diye denemek için. Maşallah böyle fırça gibi oldu. O kadar çoğaldı ki. Yani bu şaşırdık. Çünkü bu toprağın kalitesini artırıyor burada. Karbon şimdiye kadar Türkiye'de değil dünyada üretilen toprağın kalitesini artıran, bitkinin DNA'sını tamir eden, hücresini yenileyen çok çok ideal bir gübre. Gözükmemiş bir şey yani. Çok çok mucizevi bir şey. Piyasada birçok firma diyor ki biz karbon gübresi ürettik diyor. Karbon gübresi üretilirse böyle olur. Bu kimyasal gübre gördüğünüz gibi bir iki tane şurada filiz çıkmış. Onlar da kimyasal gübre nedeniyle kurumuş. Çıkmamış kimyasal gübre. Evet. Şu seyrek olan bir iki tane burada var görüyorsunuz. Sadece su. Çok seyrek. Bu. Evet. Gördüğünüz gibi mükemmel neticeler elde ettik. Ormus tarımda çok çok iyiyiz maşallah. Kullananlar memnun. Güzel güzel gelişmeler var. Evet, kimyasal gübreyi de gördüğünüz gibi tamamen bitkiyi kurutmuş. Verim sıfır.